Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şebab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un gelecek sezon için sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şebab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok, ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şebab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus, bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus, takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un Transfermarkt'taki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında. Milli Yıldız Galatasaray için transfer ateşini yaktı. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın listenin ilk sırasını almıştı. Sarı Kırmızılılar, Yıldız Stoper'le görüşmelere başlarken Kaan Ayhan'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir açıklama geldi. İşte Kaan Ayhan'ın Galatasaray cevabı. Kaan'ı bir yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu ve temsilcisiyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre Kaan'ın sarı kırmızılı takıma sıcak baktığı ve kulübümle anlaşma sağlarsanız benim için yeterli diyerek Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Mart ayında geçirdiği Covid-19 rahatsızlığı sonrasında takımında fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için şimdi Galatasaray Sassuolo ile masaya oturacak. Son 3 ayda yeşil siyahlı teknik ekibin sadece 31 dakika süre verdiği Kaan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak adına Galatasaray Sassuolo'ya geçmişteki olumlu örnekleri de gösterecek. Geçen sezon kiralık oynayan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in yükselen form grafikleri İtalyan ekibini ikna etmek için masaya sunulacak. Sassuolo'da kiralama formülünde sorun çıkarmazsa Galatasaray transferi gerçekleştirecek. Sassuolo formasıyla bu sezon 19 maçta 785 dakika süre alan Yıldız Stoper, A milli takımda ise toplam 35 maçta 4 gol attı. Kaynak: Fotomaç. Galatasaray 10 numara transferi için Nicolae Stancu'yu istiyor. Fatih Terim'in yönetime bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nicolae Stancu olduğu ortaya çıktı. Hem kendisi hem de Slavia Prag ile temas kuruldu. Galatasaray'da bir yandan seçim süreci yaşanırken diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı cephede sürpriz bir isim ön plana çıktı. Takvimin haberine göre Fatih Terim'in bıraktığı listede 10 numara adaylarından birisinin de Nicolae Stancu olduğu ortaya çıktı. Yönetimin de bu oyuncu için girişimde bulunduğu belirtildi. Sarı kırmızılı kurmayların Stancu için hem kendisiyle hem de kulübü Slavia Prag'la temasa geçtiği gelen haberler arasında. Çek kulübüyle 2023 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunan Rumen 10 numaranın güncel piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu ifade edildi. 28 yaşında ve 1.68 boyunda olan Stancu, 44 kez giydiği Romanya milli takım forması ile 10 kez fileleri havalandırmayı başardı. Stancu 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Kaynak: Fanatik. Galatasaray'dan Yıldız orta saha transferi. Cimbom'da yeni sezon çalışmaları başladı. Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Abdurrahim Albayrak, Yıldız orta saha için girişimlere başladı. Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen o isim için tüm şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılar'da yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor. Abdurrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer harekatında Yıldız bir isim menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.
Galatasaray'ın geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istediği öğrenildi. Cimbom eski gözdesi Ever Banega'yı yeniden gündemine aldı. 2020-2021 sezonu başında Sevilla'dan Arabistan takımlarından El Shabab Riyad'a transfer olan Arjantinli yıldızın sarı kırmızılara önerildiği öğrenildi. El Shabab'da mutsuz olan 32 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya dönmek istediği ve Galatasaray'ın kendisi için iyi bir seçim olduğu kaydedildi. El Shabab ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Banega'nın kiralık olarak kadroya katılabileceği belirtildi. Kaynak: Fotomaç. Galatasaray 2 yıldızla anlaştı. Sarı kırmızılarda seçim gündeminin dışında transfer çalışmaları da hız kazandı. Mevcut yönetim 2 yıldız isimle her konuda anlaşma sağladı. Forvet dışında kanat bölgelerinde de oynayabilen Nijeryalı futbolcu da listede. Galatasaray'da transferde sıcak saatler. Seçime rağmen transferi askıya almak istemeyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılarda daha önceki transfer dönemlerinde birçok kez gündeme gelen Nijeryalı forvet Ahmet Musa önerildi. Suudi Arabistan ekibi Nasır'dan ayrıldıktan sonra fizik olarak geriye gitmek istememesi nedeniyle 2 aylığına ülkesinin takımlarından Cano Piers'a imza atan Musa için henüz karar verilmediği öğrenildi. İç transferde Marcao'nun sözleşmesini uzatan Galatasaray, sezonun erken açılacak olması sebebiyle transferlerin olabildiğince erken tamamlanmasını hedefliyor. Sarı kırmızılı kulüp, Göztepe'den ayrılan stoper Alparslan Öztürk ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncuyla da transfer döneminin başlamasıyla sözleşme imzalanacak. Galatasaray, geçen sezonda transferi için çok uğraştığı milli futbolcu Kaan Ayhan için yeniden harekete geçmişti. Sassuolo'da 19 maça çıkan ve koronavirüse yakalandıktan sonra kadroya girmekte zorlanan 26 yaşındaki Kaan ile yapılan görüşme olumlu geçti. Kaan Ayhan Galatasaray'a gelmek istiyor. Kaynak: Fanatik. Galatasaray'dan 186 milyonluk temizlik. Galatasaray primler hariç toplamda net olarak yıllık 11 milyon 250 bin euro ödediği ve fayda alamadığı Falcao, Feghouli, Cagne üçlüsüyle yolları ayırmayı planlıyor. Bu operasyon sonrasında maaş artı bonservis olarak Cimbom'un kasasına 18 milyon euro girmesi hedefleniyor. Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu averajda kaybeden Galatasaray'da yeni sezon öncesinde temizlik operasyonu. İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren Aslan, bir yandan da takım bütçesini dengelemek adına yoğun mesai harcıyor. Primler dışında Falcao 51 milyon lira, Feghouli 40 milyon lira ve Cagne de 25 milyon lira sarı kırmızılardan garanti ücret alıyor. Cimbom sadece bu 3 oyuncusuna her sene net olarak 11 milyon 250 bin euro yani 116 milyon lira ödüyor. Bu mali yükümlülükten kurtulmak isteyen sarı kırmızılı ekip aynı zamanda kadronun yaş ortalamasını da düşürmeyi amaçlıyor. Galatasaray geçen sezon istediği verimi alamadığı Radamel Falcao ve Sofyan Feghouli'nin yanı sıra İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Cagne ile yolları ayırmayı planlıyor. Falcao için Amerika ekipleri Inter Miami, Portland Timbers ve DC United devrede ancak henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Feghouli için Yunan temsilcisi Olympiakos başta olmak üzere birkaç Avrupa ekibi sırada. Aslan'ın Cezayirli yıldızından 1,5-2 milyon euro bandında bir bonservis beklentisi var. İngiliz ekiplerinin radarında olan Cagne'ye de teklif getirmesi söylendi. Aslan, Senegalli golcüden de minimum 5 milyon euro takıma kazandırmayı hedefliyor. Cimbom tüm bu operasyondan 18 milyon euro yani 186 milyon lira civarında bir rakamı kasasına koymayı planlıyor. Kaynak: Fanatik.